yeni hümanizm diyeceğim diyebileceğim bir bakış açısı var mesela. insan merkezde, eğitim insan odaklı, hayat insan odaklı, başarı insan odaklı. Oysa havalı geliyor insan odaklı deyince. İnsan ölüyor. Yani insan odaklı dediğin şey ölümlü bir varlığın, bir de ne zaman öleceğini bilmediğin, potansiyeli çok çetrefilli olan, bir sürü varyasyonu olan bir şeye bütün anlama e, anlamı odaklamakla alakalı bir şey. Anlam geçici bir varlığa verildiği zaman dağılıcı bir şeye dönüşüyor. Yani sürdürülebilir, kültürleşebilir bir şeye dönüşmüyor. Ha mesela Türkiye Akkılıcı'nın söylediği bir şey var. Çok önemli. Ben bunu biraz yaşayabildiğim için muhtemelen anlıyorum. Ben biyoloji okumaya başladığım günden beri yaşam odaklı yaşıyorum ben. Mesela ölüp gideceğime uzun zamandır hazır olduğumu zannediyorum. Bunu birkaç kere de denedi sistem üzerimde. Hazırım gibi. Problem yok. Ya öleceğiz daha sonuçta biliyoruz. Ama ölmeden önce yani buradaki görev süren devam ederken yaşam merkezli bir bakış açısıyla nasıl bir tarzı hareket, nasıl bir aksiyon planı yapabilirsin? O insanı çok değiştiren bir süreç ve o satın alma döngüsünden de seni kurtarıyor. O manipülasyondan da seni ağrı uzak tutuyor. Kendi gündemin olduğu için kimse senin gündemini belirleyemiyor. Böyle enteresan bir kurtarıcı ada gibi orası. Ama Yaşam merkezli deyince insanlar sanki kendilerini böyle yok etmeleri gerekiyormuş ya da heba etmeleri gerekiyormuş gibi algılar. Tam tersine mesela bizdeki yaşamın bizim içimizden doğan isteklerini okuma alışkanlığı geliştirdiğimiz zaman kitap okuma alışkanlığına bile gönderebileceğimiz bir sürü prensip çıkarabiliyoruz. Sen bana sürekli dersin ya bazı konularda senin konuşasın var mı? Düğmeye basınca konuşuyorsun diye. <laughs> Aslında ana jeneratörün burası olduğunu fark ettim. Sen yaşam odaklı baktığın zaman, mesela başına bir problem geldiğinde, istemediğin bir şey olduğunda etrafında, yaşam bununla nasıl baş ediyor? Mesela ne yapıyor? Diyelim çocuğumuzda istemediğimiz bir tavır gördük değil mi? Yaşam da bizden kendisini muhtemelen hiç istemediği tavırlar görüyor. Bize nasıl davranıyor? İzin veriyor. Alan açıyor, yap da gör diyor. <laughs> i̇şte bak mesela birkaç bin senedir şehir meyir ortalığının ağzına sıçtık. Şimdi sonuçlarını yaşıyoruz. Ama bize müsaade ediyor mesela. Yaşamın işleyiş biçimi böyle. Polisi yok, jandarması yok, sopası yok. Çünkü Bakışlarla yönetiyor. Bakışlarla yürütüyor ve... ...zamana yaygın, evrime tabi... ...aslında sınırları çok belirgin ama geniş sınırları olan içinde oynayabildiğin bir alan yaratıyor sana. Şimdi insan bu dünyada kendi kısıtlı ezberleriyle, o kültüründen, inancından, anlatılarından gelen algoritmalarıyla kendini öyle bir yere sıkıştırıyor ki bunu insan merkezli bakış açısına çevirdiğin anda insanın şu anda var olan her şeyle daraltıyorsun kendini. Akademisyen de olabilirsin, milyarlarca yıllık evrimi öğreniyor olabilirsin, tarihçi olabilirsin, çağları okuyor olabilirsin falan filan ama Bugünkü aksiyonun kendimi en iyi nasıl hissederim? Faydayı nasıl maksimize ederim? Mutlulukta mutluluk. Da mutluluk ha, malı nasıl götürürüm? <laughs> en iyisini şeyde, nasıl kapatırım? Ben bunu hak etmiyorum ya. Ha, bunun üzerine gidiyor. Haklıyım. Halbuki yaşam merkezli baktığın zaman benim iyi hissetmem değil ki konu. Sistem içerisinde uyumlu olma meselesi. Yani ben nasıl daha uyumlu? Çünkü insan aklı bir tek bunu algılıyor. Kertenkelede böyle bir şey yok. Sistemle uyumluluğun uzun vadede sana getireceği o rahatlık halinin eşittir cennet olduğunu anlıyorsun. Yani sistemle uyumlanma, bahçeye uyuma meselesidir. Cenneti yaşama hikayesi. Derd üstü murad üstü olmak değildir ya da sürekli bir elin yağda, bir elin balda olma meselesi de değil. İşte bu satın almayı körüklediği için çok pompalanan bir şey. Sen merkezdesin ne istersen yap. Bu yüzden çok çalışıp çok kazanman, bolca da harcaman lazım. Bunu satabilmeleri için insan merkezli bir bakış açısı, hem güzel promosyon yapılıyor ama bunu uzaylılar promot etmiyor. Biz alıyoruz bunu.